Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 8 Nisan 2021 günlerden Perşembe, saatlerimiz 14.41'i gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Biliyorsunuz bugün gündüz yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk bir programla start alıyordu. Burada sırasıyla 1. ve 2. altılı Ganyan analizlerimizi yaptık. Akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak 9 koşuluk programla tamamlanacak. Burada da 1. ve 2. altılı Ganyan analizlerimizi sırasıyla sizlere paylaşacağım sevgili yarışseverler. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan YouTube kanalımıza, yani bu kanalımıza abone olmalarını rica ediyorum. Arkadaşlar, tahminlerimi izleyenlerin %61.8'i abone olmadan izliyorlar. Ben sizlerden ricam, sizler de abone olun. Kanalımız 50 binleri, 60 binleri, 100 binleri de görsün. Bunu sadece emeklerimin karşılığında sizlerden rica ediyorum sevgili yarışseverler. Ayrıca tahminlerimi yazılı olarak paylaştığım, sıralı olarak şablon şeklinde paylaştığım ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi her gün sıralı olarak şablon şeklinde sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Eğer ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz ya da okangunertv@gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben Şanlıurfa 1. altılı Ganyan analizime geçiyorum. Şanlıurfa'da çok kalabalık bir koşu programı var arkadaşlar. Her ayak 15, 18, 15, 18 at civarı atlar koşuyor. Çok bize müsait bir program. Çalışmalarımı yansıtacağım ama hırs yapmadan oynayalım arkadaşlar. Çünkü Şanlıurfa gerçekten çok da kolay bir yarış yok arkadaşlar. Bayağı zor bir yarış var, öyle söyleyeyim. Ben 1. altılı Ganyan analizime geçiyorum. Altılı Ganyan 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1700 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışıyla start alacak. Ben burada Banko bir isme yer vereceğim. Özellikle son yarışını çok beğendiğim bir isim. Arkadaşlar 1 numaralı evet Anthony son yarışında bu safkana Burak Bektaş bindi. Bugün 2.'ye biniyor. Tecrübeli jokeyi Burak Bektaş idaresinde ben 1 numaralı Anthony isimli safkanı son güzel yarışı ile burada günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın 2. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışıyla devam edecek. Burada da esasen çok uygun grup bulan, form durumu çok iyi olmayan Sayın Mehmet Doğan'a ait 2 numaralı Çiğit. Arkadaşlar bu safkan kısa vade 8, kısa vade 7 grup yarışlarda boy gösteren bir safkandı. Bugün şartlı 4 koş gruba kaydolmuş. Bana göre normal şartlarda bu grubu yürüyerek geçmesi gereken bir isim. 2 numara Çiğit'i burada ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 12 numaralı Shadow Man. Safkan'a Tayland'dan beri güveniyorum. Tayland'dan beri birçok kez de bu safkanı banko olarak vermiştim sizlere. Bugün 2. şanslı safkan olarak önereceğim. Yine 15 numaralı Osmaniye çocuğu ve 4 numaralı King Ömer sırasıyla bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1800 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus handikap 16 yarışta devam edecek. Bana göre günün en karışık ayaklarından bir tanesi. Ama öncelikli ismim burada Gobak Bey temsilcisi 11 numaralı Gülayfer. Emrah Kılıç idaresinde 51 kilo sikletiyle benim 1. şans vereceğim isim olacak. Yine 6 numaralı Berfin Kızı. Arkadaşlar bu safkanın son yarışında ilk şanslı safkan olarak vermiştim sizlere. Bugün etkili bir yarış çıkaracağını düşünüyorum. Çünkü Necmi Altın arkadaşımız idaresinde çıkacak. Bugün 2. şanslı safkanım olacak. Yine 3 numaralı Alankoz, 7 numaralı Fulden, 8 numaralı Hızlı Zeliş, 14 numaralı Bir Matra, 1 numaralı Sevin Sevil ve 12 numaralı Nazarnas şeklinde de bu ayağı değerlendiriyorum. Biraz kalabalık tuttum arkadaşlar bu koşuyu ve altılı Ganyan'ın 4. ayağı. 4 yaşlı Arap safkanlarının 1700 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışında öncelikle ismim yine son yarışını çok beğendiğim 3 numaralı Küçük Haşim. Biliyorsunuz bu safkanı çim yarışlarındaki başarılarından tanıyoruz. Güzel kısa vade yarışlarda boy göstermişti ama son iki koşusunu yine kumda çok etkili koştu. Ben bugün 3 numaralı Küçük Haşim isimli safkanı ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 8 numaralı Dağ Avcısı Kayızbert temsilcisi bugün Necmi Altın idaresinde boy gösterecek. Bugün ikinci şans vereceğim isim olacak sevgili yarışseverler. Yine 7 numaralı Aldırmaz, 1 numaralı Kıratın, 5 numaralı Uçan Dede ve 2 numaralı Hedbe sırasıyla bu koşta değerlendirilebilecek safkanlardır sevgili yarışseverler diyerek altılı Ganyan'ın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1700 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışına geçiyorum. Burada da öncelikli ismim 11 numaralı Beytü Göl. Esasında ilk programa baktığımda Banko isim olarak tercih edeceğim isim gibi görünüyordu. Ama ilk ayağı bugün özellikle çok tuttuğum için ilk ayağı Banko isim olarak tercihledim. Bugün Ferit Yardımcı İdaresi'nde 11 numaralı Toket temsilcisi Beytü Görlü ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 2 numaralı Alper Şah özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda bu grupta etkili olmasını beklediğim isimdir. Yine 15 numaralı Şabi, 14 numaralı Öykünaz ve son isim olarak da 10 numaralı Altın Bir isimli safkanlara yer vereceğim bu koşuda. Ve programın 1. ayağı 1. altının kapanış koşusu, programın 6. koşusu olan 3 yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı 5 yarışı. Arkadaşlar bu ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan analizim olacak. Aynı zamanda hatırlatma yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak verdiğim, şablon şeklinde paylaştığım bir WhatsApp grubumuz var. Bu grubumuz ücretli bir grup arkadaşlar. Sizler de tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak istiyorsanız ücretli grubumuza katılabilirsiniz. Videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz ya da okangunertv@gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini atabilirsiniz diyerek altılı Ganyan'ın son ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı 5 yarışında 2 numaralı Eda Nur son yarışında birinci şanslı isim olarak vermiştim arkadaşlar sizlere bu safkanın. Kalitesine inandığım bir safkan son yarışı Adana'da 9 lira 70 kuruş Ganyan'la hatta 324 misli altılıya da tek olarak vermiştim arkadaşlar. Ücretli WhatsApp grubumuzda gerçekten etkili bir isim. 8 numaralı Eda Nur'u bugün ilk şanslı isim olarak önereceğim. 4 numaralı Gelini mi değil, eli kulağında bir safkan. Son yarışları ardı ardına tabelada dolaşıyor ve başarılı yarışları var. Bugün Dajin temsilcisi Necmi Altın idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak ve son isim olarak da burada 9 numaralı Magic Mirror isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve 1. altılıda ufak analizime geçiyorum. Ufak altılı Ganyan analizim şu şekilde olacak. Altılı Ganyan ilk ayağında 1 numaralı Anthony. Yine bankomuz olacak. Altılı Ganyan ikinci ayağında 2 numaralı Çiğit, 12 numaralı Shadow Man ve 15 numaralı Osmaniye çocuğu isimli safkanlara sırasıyla yer vereceğim. Buradan bir safkan çalmış olduk. Altıgan 3. ayağında 11 numaralı Gülayfer, 6 numaralı Berfin Kızı, 3 numaralı Alankoz, 7 numaralı Fulden, 8 numaralı Hızlı Zeliş, 14 numaralı Bir Matra isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan da 2 safkan çaldıktan sonra altılı Ganyan'ın 4. ayağına geçiyorum. Altılı Ganyan'ın 4. ayağında 3 numaralı Küçük Haşim, 8 numaralı Dağ Avcısı, 7 numaralı Aldırmaz, 1 numaralı Kıratın, 5 numaralı Uçan Dede ve 2 numaralı Hedbe isimli safkanlara yer vereceğim. Altıgay'ın 5. ayağında 11 numaralı Beytü Göl, 2 numaralı Alper Şah ve 15 numaralı Şabi isimli safkanlara yer vereceğim. Burada da altılar neredeyse yarı yarıya düştü arkadaşlar. 2 safkan çaldım. 5 safkanın ikisini buradan ayıklamış olduk ve programın kapanış koşusu altılı gayanın son ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı 5 mücadelesinde 2 numaralı Eda Nur, 4 numaralı Gelini Midil ve 9 numaralı Megic Miryor arasında geçmesini beklediğim bir yarıştır. Bugün bütün arkadaşlarımdan ricam YouTube kanalımıza abone olun arkadaşlar. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek vermenizi istiyorum. Neden Türkiye'nin en büyük at yarışı kanalı olmayalım? Sizlerin desteğiyle yukarılara doğru çıkacağımıza eminim arkadaşlar. Duyarlı olalım. YouTube kanalımıza abone olalım sevgili yarışseverler. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.